Allah bağışlasın ablam. Kaç aylık yavaşsın? 7 aylık. Bir şey kalmamış. Kız mıdır erkek midir? Erkek. Allah analı babalı büyütsün inşallah. Sağ ol canım. Bak tekme attı, elle. Bir daha tekmeledi. Çok güzel bir duygudur herhal. Allah bir yerde nasip eder inşallah. Senin çocuğun yok mu? Yoktur. Benim çocuğum olmuyor. Üzülme. Benim de çocuğum olmuyordu. Tam 7 yıldır gitmediğimiz doktor, görmediğimiz tedavi kalmadı. Ya ablam bizim de gitmediğimiz şey, üfletmediğimiz üfürükçü kalmadı ya. Ama bak sonunda bir uzman derdimizin çaresini buldu, hamileymişti. Yani benim de bebeğim olabilir mi? Tabii. Bak şimdi sana gittiğimiz doktorun adresini vereceğim. Sen bana bir kağıt kalem ver bakayım. Hemen ablam. Kavacık'ta ofisleri var. Ama asıl hastaneleri Kıbrıs'ta. Al kocanı git. Derdinize kesin çare bulurlar. Allah senden 1000 kere razı olsun ablam. Muhakkak gideceğim. Zeyno! Zeyno! Ha Seyidim, uyandın mı? Ha Zeyno'm ya. Şey gidelim ben artık yavaş yavaş. Bir şeyler yemeden mi gideceksin? Dur ben sana bir şeyler hazırlayayım. Ha Seyidim, bugün kuaförde ne oldu biliyor musun? Ne oldu Zeyno? Bir müşteri geldi kuaföre. Hı. 7 yıldır çocuğu olmaymış. Ha, Elsi doktora gitmiş. Sonra doktor da ona yardımcı olmuş. Şimdi 7 aylık hamile. Bana da doktorun adresini verdi. Diyeyim ki biz de gidek mi? Ya Zeyno, yani ben size anlatamadım gitti. Yani bu doktor olayını kaç kere konuşacağız? Biz ikimiz sağlıklı insanlarız. Biraz sabredersek çocuğumuz olacak. Bir dur ya. Ya Seyit ben bıktım senin bu inadından ya. Seda Hanım da bana tüplü bebek yapacaktı. Ona da izin vermedin zaten. Ne olur gelsen. Ya Zeyno, olmaz. Olmaz. Ya sen böyle olmaz diye inat ettikçe köyde kısırdır diye dalga geçmeye devam edecekler. Haberin ola Seyit Efendi. Allah Allah ya, Allah Allah ya. Peki yavrum. Peki güzel. Öpüyorum yavrum. Hadi seni de öpüyorum Murat'ı da güle güle. Hayrola Seyitçim? Keyfin yok senin biraz? Yok bir şey ablam ya. Zeyno biraz canımı sıktı da. Aa. Gel bakayım şöyle yanıma. Gel şöyle. Ha, söyle bakayım Zeyno senin niye canını sıktı? Ya ablacığım kuaförde bir tane kadın varmış müşteri. Çocuğu olmuyormuş. Doktora gitmiş, o doktora gidince çocuğu olmuş. Zeyno diyor ki biz de gidek o doktora. Ne var bunda? Niye kızdın bunun için Zeyno'ya sen? Ya ablacığım bak, ben kısır değilim. Yani benim doktora gitmeme gerek yok. Ben bunu söyleyeyim Zeyno'ya. Sanki ben böyle demeyeyim gibi. İkide bir gidek deyince ben de delirdim yani. Seyit, sen belki kısır olmayabilirsin ama sen kalın kafalısın oğlum. Bakma öyle bana. Kısaklı, ne yapsın? Çocuğu olmuyor diye ne yaptı anne? Kalktı köyden kuma getirdi çocuğun başına. Ne yapsın çocuk? Gitti doktor doktor geziyor çare arıyor çocuğu olsun diye. Yalan mı? Doğrudur abla. Hı. Doğru. Şimdi söyle bana bakayım. Doktora gitsen ne kaybedersin? Şanın mı eksilir? Yok. Hadi şimdi hemen açıyorsun telefonu Zeyno'ya. Doktora gidip çare arıyorsunuz. Hadi çocuk. Hadi. Ya ablacığım çok sağ ol. Yani ben hakikaten bir kalın kafalıymışım da haberim yokmuş ha. Demek çocuk sahibi olmak için bizi tercih ettiniz. Öncelikle açık fikirliliğinizden dolayı sizi tebrik ederim. Sağ ol doktor ağam. Yani açık fikirlilik dediğin zaman biz. İnşallah bebeğimiz olacak değil mi? Siz hiç merak etmeyin hanımefendi. Bize bugüne kadar başvuran bütün hastalarımızın çocuğu oldu. Ne güzel ya. Doktor ağam. Böyle kontrol falan yapmayacak mısın? Hayır. Zaten biz sadece kaydınızı yapıp bilgilerinizi alacağız. Asıl hastane Kıbrıs'ta. Oraya gideceksiniz. Buradan kalkıp da Kıbrıs'a mı gideceğiz? Seyit efendi. Gideceğiz, tabii gideceğiz ya. Kıbrıs zaten şuradan şurasıymış doktor bey. Gideriz, bir şey olmaz. Zaten Seyit bey sizi yormayacağız. Bizim asıl işimiz Zeyno Hanım'la. Aa Zeyno'cum gördün mü? Ben size değildim bak bende yokmuş problem. Demek ki sendeymiş canım benim ya. Ya insanlar var ya boşuna okumuyorlar o kadar sene. Yani böyle şak dedi böyle anladı yani senin hemen gözlerinden hastalığın sende olduğunu yani Zeyno'm. Neyse geçer canım benim. Canım benim. Donörünüzün ırkıyla ilgili bir seçim yaptınız mı? Dünürümüz? Dünür değil beyefendi. Donör. Aferin doktor bey yani özür dilerim.
Affedersiniz de donör ne demek? Yani sperm verici. Yani çocuğunuzun babası beyaz mı olsun, zenci mi olsun, Japon mu olsun yoksa Akdenizli mi olsun? Ulan seni ben ulan! Yemedim ulan! Ulan sen! Ulan seni! Ulan! Lan sen bunu için okudun lan bunca sana gidin! Bunu saçını başını yorulun ulan! Ne koydun lan? Lan dur! Lan şunu geberteyim ulan sonra seninle ilgileneceğim! Ya çocuklar bu Osman hiçbirimizi hatırlamıyor. Ne beni hatırladı? Ne Mehmet Hoca'yı hatırladı. Vah yazık ya. Ne olacak peki böyle? Ya kimseyi hatırlamıyor. Yazık oldu Osman emi Ceyda. Neyse ki hafıza kaybı geçiciymiş. İnşallah en kısa sürede iyileşir Osman abi. İnşallah oğlum inşallah. Alo buyurun efendim Akasya Durağı. Ha benim komiserim Emre'nin. Ne? Seyit karakolda mı? Bir doktoru mu dövdü? Seyit doktor mu dövmüş? Tamam efendim hemen geliyorum. Nedir bu dövme meselesi Nuri Baba? Yahu ne bileyim kardeşim. Millet deliye haset, biz akıllıya hasetiz. Bizimki bir doktoru dövmüş. Doktor şikayetçi olmuş. Bizimki de ısrarla özür dilemiyormuş. Nuri Beyciğim, onlar bebekleri olsun diye hastaneye gitmişlerdi ya. Herhalde orada ters bir durum oldu. Yoksa niye öyle yapsın Seyit? Ben karakola gidiyorum. Leyla Hanım, durak size emanet. Tamam, merak etmeyin. İyi günler komiserim. Hoş geldiniz Nuri Bey. Hayırdır komiserim? Şoförünüz Seyit, doktor beyi darbetmiş. Haliyle doktor bey de Seyit'ten şikayetçi. Seyit sen deli misin oğlum ya? Niye hırpaladın doktoru? Ne hırpalaması ağam, ben geberteceğim bu herifi. Hop. Ne yapıyorsun oğlum? Sus Zeyno, sus. Senin yüzünden nereye düştük zaten? Ya ben nereden bileyim öyle bir yer olduğunu? Nasıl bir yermiş bu gittiğiniz? Doktor bey çocuğu olmayan hastalarını yurt dışında bir sperm bankasına yönlendiriyormuş. Allah Allah. Başka gidecek yer bulamadın mı evladım? Ya ağam Zeyno kuaförde birinden duymuş. Söyledi gittik düştük işte ne yapak? Ya vallahi billahi bilmiydim öyle bir yer olduğunu. Zeyno. Neyse tamam. Sen şimdi doktor beyden özür dile de bu iş bitsin hadi. Özür mü dileyeyim? Evet. Ağam var ya senin hatırın olmasa ben bu heriften özür dilemem. Hadi. Kusura bakmayın doktor ağam özür dilerim. Doktor beyciğim ne olur affedin. Aslında çok iyi bir çocuktur. İşte böyle cehaletine gelmiş. Kusura bakmayın. Pekala. Şikayetçi değilim beyefendiden. Tamam, anlaşılmıştır. O halde çıkabilirsiniz. Buyurun. Hadi geç bakalım. Geç. Ağam. Sana zahmet yani durakta kimsenin haberi olmasın ha? Tamam, hadi geç. Geç. Derin evladım, oh ellerine sağlık. Sus kaygana sus, Gülübük. Ya ben reklamcılara ne diyeceğim? Bunun tazminatı var, ıvırı var, zıvırı var. Ne yaptın ya? Aa, çalış, öde. İşinin adı ne? Ya niye parçaladın anne ya? Ben bunu postaneyeden odama asardım ya. Çık odana! Kadın delirdi, kaçtılar! Beni kaybedin! Kız Safiş, Osman'ın bu halinden istifade edip gene ne fırıldaklar çeviriyorsunuz? Ay vallahi korkulur sizden ha Safiş. De ne yapalım be hanımla, niye öyle dersiniz? Kızım sevdiğiyle evlensin istedim, bundan hala fırsat mı olur canım? Seni çok tebrik ederim Dilekciğim. Ah teşekkür ederim canım, darısı senin başına artık. Güzel kızım, tebrikler. Osman Bey tebrikler. Tebrikler Osman Bey. Teşekkür ederim hanımefendi. Tebrik ederim Osman Bey. Teşekkür ederim hanımefendi. Hanımefendi kim? Hanımefendi Melahat Hanım. Mahallemizin muhtarı Osman Ağa. Tanıştığımıza çok memnun oldum muhtar hanımefendi. Sinan nereden uyduruyorsun bunları? Ne muhtarı? Osman Beyciğim ben sizin mesai arkadaşınızım ya duraktan şoför Melahat. Ha öyle mi hanımefendi? Ha. Bizim damat nerede acaba? Damat beyi geliyor. Geliyor.